Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşıyoruz. Bu süreç içerisinde havuzunuzda garip şeyler bulmuş olabilirsiniz ama eminiz hiçbiri bu videodakiler kadar garip değildir. Bugün yüzme havuzlarında bulunan en garip şeyler. Sarhoş adam. Havuza düşen sarhoş adam hikayesi filmlerde sıkça gördüğümüz klişeleşmiş bir olaydır. Ama bu olay kendi arka bahçenizde gerçekleşirse oldukça garip bir durum olur. 18 yaşında bir delikanlı alkol ve yabancı madde aldıktan sonra sıcak yaz gününde serinlemek için tanımadığı birinin havuzuna atlamaya karar verdi. Ev sahibi kadın dışarıdan eve döndüğünde havuzundaki çıplak genci fark etmedi. Ancak mutfağa girince mutfak dolaplarının açık olduğunu gördü. Kadının atıştırmalıkları dört bir yana dağılmış, bazıları ise yenmişti. Buna çok fazla takılmadı ancak sonrasında yatak odasına girdi ve girer girmez banyo kapısının açık olduğunu fark etti. Banyodaki ayna buhar tutmuştu. Banyo boştu ancak duş hala ıslaktı. Bu noktada artık o yokken eve birinin girdiğine kanaat getirdi. Eve giren kişi ya kısa süre önce kaçmıştı ya da hala evdeydi. Telefonunu almak için diğer odaya girdiğinde gözü bahçede bir şeye takıldı ve havuzundaki genci gördü. Genç de ev sahibinin onu gördüğünü fark etmişti. Bu yüzden hemen ormana doğru kaçtı. Ancak kıyafetlerini giyecek vakti olmamıştı. Yerel polisler nihayetinde çıplak gencin yerini bulmayı başardı. Genç evin yakınlarında uzun otların arasında saklanıyordu. Kurşun. Sıcak bir yaz gününde havuz kenarında elinizle, kokteylinizle oturmaktan daha rahatlatıcı bir şey yoktur. Tabii bir anda silah sesleri duymaya başlamazsanız, Amerika'nın Michigan eyaletinde yaşayan bir ailenin başına birkaç yıl önce tam olarak bu geldi. Sıcak bir yaz günü yüzmek için havuza giren ailenin bir üyesi, havuzlarının dibinde parlak bir obje gördü. Dibe yüzdüğünde bu objenin içi boş noktalı bir mermi olduğunu fark etti. Kurşunun nereden geldiğine çok emindi. Çünkü evlerin arka tarafı bir atış poligonuydu. Poligon bahçelerinin yalnızca 400 metre uzağındaydı. Aile bütün gün, hatta geceleri bile silah sesleri duyduklarını söyledi. Hatta aile daha önce de havuz çevresinde kurşun bulmuştu. Bu üçüncü kez oluyordu. Aile en sonunda doğal kaynaklar bölümüne şikayette bulundu. Poligondaki hedeflerin pozisyonu çocukları için büyük tehlike oluşturuyordu. Bu sebeple hedeflerin yönü güneyden doğuya çevrildi. Buna rağmen aile hala havuz yakınlarındaki merdivenlerde kurşun bulmaya devam ediyor. Şu sıralar bu problemden dolayı doğal kaynaklar bölümü ile hukuki bir anlaşmazlık içerisindeler. Ayı. Muhtemelen küvetinizi paylaşmak istemeyeceğiniz birkaç hayvan vardır ve bunlardan birinin bir ayı olabileceğini tahmin ediyoruz. Bir öğleden sonra Tony ve Deniz, Daring evlerinin arka kapısından dışarı baktıklarında özel havuzlarında yıkanan bir ayı gördüler. Çift başlangıçta telaşlandı. Ancak hızlı bir şekilde viral bir video oluşturma fırsatını kaçırdıklarını fark edip hemen telefonlarını kaptılar. Havuzda bir süre oturduktan sonra ayı jacuzziye geçti. Orada uzunca bir süre vakit geçirdikten sonra ormana geri döndü. Daring'lerin ayıyı son görüşleri bu olmadı. Çünkü sonrasında da kuş yemi koydukları kaptan gizlice yemek yediğini fark ettiler. Belki de bir dahaki jacuzzi ziyaretinde yanında içkisiyle gelir. Timsah. Florida'da yaşıyorsanız kişisel alanınızı istila eden her türlü sürüngenle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca etçil bir hayvanın bakıcısı olmanız ve gayri resmi bir hayvanat bahçesi kurmanız bile olasılıklar dahilinde. Bu Pensilvanyalı çiftin Florida Keys'te lüks bir ev satın aldıktan kısa bir süre sonra öğrendiği bir dert. Evlerine ilk geldiklerinde Atlantik Okyanusu manzaralı çift arka bahçelerinde 8 fut uzunluğunda bir hayvanı havuzlarında yüzerken yakaladı. Bunun sahilden gelen bir timsah olduğu anlaşıldı. Çift yavaşça geri geri gidip eve girdi ve hemen yerel şerif departmanı ile hayvan kontrolü arayıp ihbarda bulundu. Şerif eve kontrole geldiğinde timsah hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek okyanusa geri döndü. Bu hikayeden çıkarılacak ders böyle durumlarda düşünmek için paraya kıyıp bir havuz örtüsü almak, hatta gerekirse evin etrafına çit yaptırmak gerekiyor. Yılanlar. Yılanlar gezegendeki en aşağılık yaratıklardan biridir. Uçak ve havuz gibi yerlerde
olmamaları lazım. Ama her ikisine de bir şekilde girmenin yolunu bulmuşlar. Tabi havuzda olma ihtimalleri uçağa göre çok daha yüksek. Her sene yerel hayvan kontrol bürolarına arka bahçelerindeki havuzun etrafına yuva yapan yılanlarla ilgili birçok telefon geliyor. Bu tür çağrıların yapılmadığı bir ülke varsa orası muhtemelen Avustralya'dır. 2013'te yayınlanan viral bir videoda 3 çocuk arka bahçelerinde yüzüp eğlenirken babaları onları kameraya çekiyor. Bir noktada çocuklardan biri havuzun oluklarında bir yılan olduğunu fark ediyor. Oradan hemen kaçmak yerine yılanı saklandığı yerden çıkarmaya karar veriyorlar. Bunu başarmak için bir kurbağa öldürüp yem olarak kullanmak, bir sopayla olta gibi bir şey yapmak ve kanca takmak fikrini hemen uygulamaya geçiyorlar. Avustralyalıların hayata yaklaşımı böyle sanırım. Birkaç dakika boyunca havuzda yüzüyorlar ama yılan kendini göstermiyor. Sonunda çocuklardan biri kurbağayı hemen yılanın önüne koymaya karar veriyor. Yılan hemen yerinden çıkıp havuzun kenarından yüzmeye başlıyor. Tüm bunlar olmadan önce babanın yılana bakıp zararsız bir tür olduğunu anladığını tahmin ediyoruz. Ancak kim bilebilir ki? Avustralyalılar korkusuz insanlar. Yılanın zararsız bir elmas piton olduğu ortaya çıkıyor. İnek. Deniz ineği terimi genellikle bir deniz memelisi olan manatiye yakıştırılan bir ifadedir. Ancak bu seferlik bu terimi yüzme havuzuna sıkışan bir ineğe atıfta bulunmak için kullanacağız. 2014'te bir Hint haber sitesinde yayınlanan yetişkin bir inek etrafında çocukların eğlendiği bir tur havuzunda yüzerken görüntülendi. Bu 900 kiloluk yük hayvanı genellikle göl veya akarsu gibi su kütlelerinin çevresinde otlar ancak bu yüzme havuzları bu doğal sulardan çok farklıdır. Havuzların kenarları olur, sahilleri ya da bayırları olmaz. İnek düştüğü sırada etrafta kimse yoktu. Muhtemelen su içmek için çitlerin üzerinden atlamıştı. Bu sırada bir adım fazladan atıp havuza düşmüş olmalı. İnekler veya atlarla ilgili merdiven inemeyeceklerine dair bir mit vardır ancak bu doğru değil. Bu iki hayvan da merdiven inebilirler ancak ayaklarını göremedikleri için ağırlıklarını birinden diğerine geçirirken sorun yaşayacaklarından bayağı zorlanırlar. Konumuz olan ineğe dönecek olursak muhtemelen bir basamak daha olduğunu sanarken kendini havuzda buldu. Videoda ineği kurtarmak için gönüllü olan birçok yüzücü görebilirsiniz ancak hiçbiri başarılı olamadı. Neyse ki birkaç saat uğraştıktan sonra birçok insanın yardımıyla birlikte ineği kaldırıp havuzdan çıkarmayı başarabildiler. Amerika'da böyle olayların yaşanmasını engellemek için Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu tüm havuz sahiplerine havuzun etrafına belli bir yükseklikte çit olmasını şart koşar. Araba. Şimdiye kadar hayvanların olmaması gereken yerlerde bulunduğu hikayelerden bahsettik. Bu yüzden bir kişinin yüzme havuzunda bulunan en garip, canlı olmayan şeyden söz etmenin zamanı geldi. Teksaslı bir aile bir sabah uyandıklarında evlerinin havuzunda bir Dodge Charger marka araba buldu. 2014'ün sonunda Cypress, Teksaslı şanslı bir gence doğum gününde bir Dodge Charger hediye edildi. Tüm akılsız genç oğlanların yapacağı gibi arkadaşlarıyla sabah saat 4'te arabayla gezmeye karar verdiler. Mahallenin sokaklarında daha tam olarak kullanamadığı bir arabayla gezerken çiçeği burnunda sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Böylece bir evin çitlerini yıkarak havuzlarının içine düştü. O sırada uyumakta olan aile bu garip sesle uyandı ve hemen ardından arabanın alarmı çalmaya başladı. Ev sahibi duyduğu sesi arka bahçelerine çarpan bir deniz dalgası gibi şeklinde tanımlıyor. Dışarı çıktıklarında genç komşularını havuzun dibini boylayan arabanın yanında otururken buldular. Şoka uğrayan aile hemen gençlerin iyi olup olmadığını kontrol etti. Gençlere ısınmaları için battaniye verip içeri çağırdılar. Çocuklar bu sırada aileden defalarca özür diledi. Sabah olunca havuzun ailenin hayatını kurtardığı anlaşıldı. Çünkü havuz olmasa araba direkt evin arka duvarından geçip yataklarında uyuyan insanları ezecekti. Neyse ki evdeki hasar çok azdı. Yalnızca çitin yenilenmesi gerekiyordu. Ayrıca arabanın yağı suyu kirlettiği için havuzun da boşaltılması gerekiyordu. Bunların haricinde bir hasar yoktu. Cesetler. Havuzlarda bulunan cansız şeylerden bahsetmişken cesetlerden bahsetmeden bu listeyi bitiremeyiz. Havuzlarda bulunan cesetlerle ilgili birçok olay duymuşsunuzdur. Bunlardan biri 2011'de Massachusetts'ta yaşanan bir olay. 36 yaşında Maria Joseph isimli bir kadın kaybolduktan 2 gün sonra yerel bir havuzda ölü bulundu. Maria komşularının 9 yaşındaki çocuğuna bakıcılık yapıyordu. İkisi birbirlerinin ardından kayaktan kaydılar ve 9 yaşındaki çocuk kızın tekrar su üstüne çıkmadığını söyledi. Sonra nasıl olduysa
Tesise 100 kişiden fazla insan girip çıksa da 2 gün boyunca hiç kimse kızın cansız cesedinin suda süzüldüğünü fark etmedi. Kız kaybolduktan 24 saat sonra havuzun fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta havuz tamamen dolu gözüküyordu. Yani kızın cesedi muhtemelen tüm bu süre boyunca su dibindeydi. Büyük ihtimalle kimse cesedi su üstüne çıkana kadar kızı görmedi.